Yıldız Hanım'dan bir yorum alalım. Benim anladığım kadarıyla söylenmek istenen şey şu. Evet. Malum Türk müziğimiz bellidir. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, arabesk müzik vesaire vesairelerden oluşan bir müziğimiz var bizim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mesela bu hep müzisyenlerin arasında vardır. İngilizceyi çok iyi söyleyen bir müzisyen ya da şarkıcı birden Türk sanat müziğini, Türk halk müziğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin müziğini tanımaz olur. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hoşlanmaz olur birden. İşte yani. Daha böyle basit müzik olarak değerlendirmeye başlıyor bir takım müzisyenler. Neden? Evet. Örneğin Jimi Hendrix gibi çalmak onur verici geliyor da Mahzuni Şerif gibi çalmak utanç verici geliyor adama mesela. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Geliştirmiş ama. Evet. Lütfen. Yani o anlamda mesela armağanı ben anlıyorum ne demek istediğini. Tepkisinin de sebebini anlıyorum. Yani işte biz senin havalarına uyuyoruz, sen de bizim havalarımıza uy. Oysa o senin havalarına uyuyoruz dediği de kendi havası, bizim havamız. Tabii ki. Tabii anlatabiliyor ki. Muyum? Tabii ki. Yani armağanı da doğru anlamak lazım. Anlıyorum. Burada. Havaları derken onun gırtlak gibi, benim gırtlağım öyle nameler ben yapamıyorum diye. Yok yok ben onu demiyorum canım. Olsun. Yani şeydir mesela ben kendim de yaşadığım için bunu, örneğin ben İngilizce söyleyemediğim için birçok müzisyen beni değerlendirirken eksi değerlendirebiliyor. Neden? İngilizce söyleyemiyormuşum. Söylemiyorum efendim. Bu kadar. Tamam mı? O kadar tabii yani. Ki, tabii ki. Ama bunun bir şekilde şaka yollu bile olsa karşı tarafın bilgisizliğini yukarıya çıkarıcı biçimde söylendiği zaman şaka yollu bile olsa o zaman karşı taraf da metin bir insansa, evet. Hakaret bile etseniz teşekkür edecek yapıda bir insansa, Bülent Hanım'ın dediği gibi Anadolu insanıysa, o zaman armağan gibilerinin de savunmak düşüyor metin gibilerinin. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben... Çok...